Birlikte müttefiklerimizle birlikte güçlü ekonomik yaptırımları yürütüyoruz. Uluslararası mali sistemden büyük bankaları yasakladık. Merkez Bankası'nın rubleyi güçlendirmesi konusunda engelledik. 650 milyon dolarlık savaş fonunu kilitledik. Rusya'nın bu ekonomik yaptırımlar askeriyi zayıflatacak önümüzdeki yıllarda. Rus oligarklarına ve yolsuz liderlerine ki onlar şiddet dolu rejim ile birlikte çok zengin oldular. Artık bunlara son vermeli. Bunlara bir son dememiz gerekir. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı bir görev gücü oluşturdu. Rusya oligarklarının suçlarını araştırmak üzere Avrupa müttefiklerimizle birlikte onların yatlarını, lüks dairelerini, özel jetlerine el koyuyoruz. Sizin peşinizi bırakmayacağız ve müttefiklerimize katılarak ABD hava sahasını bütün Rus uçaklarına kapattığımızı açıklamak istiyorum. Kendisini birçok şey bekliyor. Ruble değerinin %30'unu kaybetti. Rus borsası değerinin %40'ını yitirdi. Ticari işlemler askıya alındı. Rusya ekonomisi olumsuz etkilendi ve Putin suçlanacak kişi burada. Müttefiklerimizle birlikte biz Ukraynalılara destek vermeye devam ediyoruz. Özgürlük savaşlarını destekliyoruz. Askeri yardım veriyoruz. Ekonomik yardım, insani yardım sunuyoruz. 1 milyar dolardan fazla doğrudan yardım veriyoruz. Ukrayna halkını ülkelerini savunurken destek vermeye devam edeceğiz. Acılarını hafifleteceğiz. Ama şunu açık bir şekilde vurgulamak istiyorum. Kuvvetlerimiz Rusya-Ukrayna çatışmasında yer almayacak. Avrupa'ya gidip Rusya'ya karşı çatışmayacak. Amerika'daki kuvvetleri, hava taburlarını, gemileri NATO ülkelerine, Polonya, Romanya, Letonya, Estonya, Litvanya gibi ülkeleri korumak üzere harekete geçirdik. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikler NATO topraklarının karış karış korumaya, savunmaya devam edecek.